Hanımlar, beyler merhabalar. Çayın, tütünün ve Neşet Ertaş'ın Rabbine şükrederek programımıza başlıyoruz. Akçal'ın gündemi programıyla karşınızdayız. Bendeniz Abdurrahman Akçal. Efendim, bu hafta çok hızlı ve ilginç gelişmeler yaşandı. Hem ülkemizde hem ülkemizin de dahil olduğu bazı etkinliklerle dışarıda. Özellikle Azerbaycan meselesinde biliyorsunuz Azerbaycan zafer kutlamaları vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çok önemli, çok anlamlı ve dünyanın gözünün kulağının üzerinde olduğu bir kutlama yaşandı. Türk askerleri de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri de Azerbaycan Türk'ü kardeşleriyle birlikte bu zaferde geçit töreninde yer aldılar. Bolu Dağ Komando Taburu'ndan Azerbaycan'da Karabağ'la ilgili verilen mücadele esnasında şehit olan Azerbaycan Türk'ü askerler sayısı kadar Türk askeri de orada yer aldı. Harika bir işti, harika bir mesajdı. Tabii bu mesele esnasında orada Azatlık Meydanı'nda İlham Aliyev'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Bu konuşması esnasında da Araz'ı ayırdılar diye bir şiir okudu. Tabii bu şiir okunduktan sonra İran ayağa kalktı. Neden? Çünkü İran'ın Türklerle ilgili, Türklükle ilgili çok ciddi bir yarası var. Biliyorsunuz İran toprakların içerisinde yaklaşık 35-40 milyon civarında Güney Azerbaycan Türk'ü baskıyla yönetilmekte ve birazcık da mezhepçi bir bakışla, mezhepçi bir tavırla oraya hapsedilmiş durumda. Daha öncesinden 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölünerek, ikiye bölünerek, Araz ile bölünmesinden sonra çok sayıda, işte 35 milyon civarında Azerbaycan Türk'ü İran toprakları içerisinde kalmıştı. İranlılar tabii Sayın Erdoğan'ın okuduğu Araz'ı ayırdılar şiirinden çok fazla işkillenerek alelacele çok ciddi ve ipe sapa gelmez açıklamalar yapmaya başladılar. Hatta bir İran milletvekili Twitter'dan yaptığı paylaşımda Saddam Hüseyin'in idam edildiği görüntüleri, fotoğrafları koyarak İran topraklarında gözü olanların sonu böyle oldu diye tehdit savurdu. Alçakça bir tehdit savurdu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit etti. Biz tabii ki Azerbaycan meselesinde tarafız. Çok net bir şekilde tarafız. İki devlet, tek millet şiarını Ebu'l-Fez Elçi Bey'in ilk kez söylediğini ve Azerbaycan'ın kurucu lideri olarak Ebu'l-Fez Elçi Bey'i biz biliyoruz. Her ne kadar birçok yerde Aliyev'den, Haydar Aliyev'den bahsedilse de bu elbette doğru değil. Elçi Bey'in hakkını, hukukunu herkesin teslim etmesi lazım. Maalesef bu es geçiliyor, görmemezlikten geliniyor. Herkes üç maymunu oynuyor ama Ebu'l-Fez Elçi Bey'in zamanında söylediği bu iş ancak kanla çözülür noktasına İlham Aliyev geldi, Aliyevler geldi. İlginç bir Azerbaycan sistemi ve yönetimi var. Tabii biz bununla ilgili şu anda konuşmaya ihtiyaç duymuyoruz. Neticede bunu konuşmanın zamanı da değil. Ama çok güzel bir zafer. Taçlandırıldı harikulade. Çok şükür bu fakire de nasip oldu. Azatlık Meydanı'nda iki önemli toplanmayı Allah bize nasip etti. Gördük, yaşadık. Birisi Ebu'l-Fez Elçi Bey ve Alparslan Türkeş'in Azatlık Meydanı'ndaki bozkurt işaretleri yaparak halka hitabıydı. İkincisi de Sayın Erdoğan ve İlham Aliyev'in Azatlık Meydanı'nda Turan'ın kapılarını açtıkları bu kutlu zaferi birlikte kutlayışlarıydı. Elbette İran'ın bundan ötürü kudurması çok normal. Rusya da bundan ötürü kuduruyor. Daha başkaları da kuduracaklar. İnşallah Laçin, güzel Laçin, men sana kurban Laçin sözleri daha da anlamlanacak bu Azatlık Meydanı'ndaki birlikte hareket kararlılığından sonra.
Bu münasebetle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dış politikada özellikle Türk coğrafyasına yönelik hamleleri doğrultusunda yönlendiren Sayın Devlet Bahçeli'yi ve Türk Milliyetçisi bürokratları buradan kutlamak istiyorum. Hepsinin benden büyüklerse ellerinden öpüyorum. Benden küçüklerse yine ellerinden öpüyorum. Helal olsun size. Bize de bu güzelliği yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Bu güzellikleri ömrümüz yeterken gördüğümüz için de Rabbimize şükrediyoruz. Çok şükür, bin şükür olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Efendim, Adıyaman Belediyesi ile alakalı bir haberden bahsetmiştik size geçenlerde. Biz bu haberin çok küçük bir ayrıntısını sizinle paylaşmıştık. Neydi o ayrıntı? İşte yüksek gerilim hattı geçen bir alanda inşaat izni verilmesiyle alakalı bir şey paylaşmıştık. Tabii ki hadise bununla sınırlı değil. Biz size sadece bu kısmını anlattık. Oysa Adıyaman Belediyesi Meclisi'nde ve Adıyaman Belediyesi İmar Komisyonu'nda yine bu alanla alakalı çok ciddi yolsuzluklar ortaya çıktı. Biz bununla ilgili yaklaşık bir aydır, daha öncesi de var ama bir aydır yoğun bir şekilde hani kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmemek adına inceleyip sık dokuyarak bir araştırma içerisine girdik. Aman dedi, kimsenin hakkı yenmesin. Olay şöyle, kısaca size özetlemek istiyorum. Efendim, bir arazimiz var. Şöyle göstereyim, ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama sanırım kağıdı görebiliyorsunuz. Ortasından bakın, şurada teller geçiyor. Yani çizikler var, çizgiler var. Bu çizgiler efendim 6 adet yüksek gerilim hattı, ana hat. Bu inşaat alanının, yani şu adanın, şu parselin tam orta yerinden geçiyor, farkındaysınız. Şimdi burasıyla alakalı önceki yönetim döneminde, daha doğrusu önceki yönetim Hüsrev Kutlu dönemi, ondan önceki dönemde 3 kat inşaat izni verilmiş. Fakat bununla birlikte başvurulara her defasında red verilmiş. Neden? Çünkü üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Bu yüksek gerilim hattının yer altına indirilme ihtimali olmadığı için, o dönem için. Sonra Sayın Hüsrev Kutlu döneminde bu alana 7 kat imar izni verilmiş. 7 kat. 7 kat izin verildiği zaman yine insanlar gitmişler, başvurmuşlar. Demişler ki müteahhitin bir tanesi üstlenmiş, buranın sahibiyle anlaşmış. Demiş ki ben yaparım kardeşim, artık hangi anlaşmaysa neyse. Belediye demiş ki imar komisyonu, hayır demiş, burada inşaat yapamazsınız. Çünkü buradan yüksek gerilim hattı geçiyor kardeşim. Risk var. İnsanlar için risk var. Haklılar mı? Haklılar. Sonra Sayın Süleyman Kılıç belediye başkanı oluyor. Sayın Süleyman Kılıç'ın belediye meclis üyelerinden bir tanesi aynı zamanda müteahhitlik yapıyor. Ve bu müteahhit şahıs iddialara göre diyor ki ben bu işi çözerim. Ve bu alanla alakalı inşaat izni görüşmeleri belediye meclisine geliyor. Belediye meclisinde oylanıyor ve kabul ediliyor. Buraya inşaat izni verilmesi kabul ediliyor ve 8 kata çıkartılarak kabul ediliyor bir de. Yani 3 katken verilmeyen, 7 katken verilmeyen inşaat izni hem 8 kata çıkartılıyor hem de izin veriliyor mecliste. Sonra belediye meclisindekiler, belediye imar komisyonundakiler fark ediyorlar ki bu inşaat alanıyla alakalı izni isteyen müteahhit aynı zamanda belediye meclis üyesi, belediye imar komisyonu üyesi. Belediye kanunu çok açık. Diyor ki birinci derece yakınlarınızı ilgilendiren hususlarda siz görüşmelere giremezsiniz. Ama burada birinci derece bile yok. Direkt şahsın kendisi, kendisiyle alakalı, kendisi üstlendiği müteahhitlik meselesiyle alakalı olarak bir meselede meclise girmiş. Meclise girmiş. Meclise girdiğini fakat
meclise girdiğini biz şuradan anlıyoruz. Meclis tutanağından. Bakın elimizde bir meclis tutanağı var. Şimdi bunları tek tek sizinle paylaşacağız. Fakat paylaşmadan önce hani olur ya biz belki de hak hukuk yiyoruzdur, yanlış yapıyoruzdur, birileri bize yanlış anlatmıştır, iddialar doğru değildir diye yine belediye meclis üyesi, imar komisyonunda üye, imar komisyonunda bu oylamaların içerisinde bulunmuş birisine mikrofon uzatalım dedik. Saadet Partisi'nin Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi, Adıyaman Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi Sayın İmam Aslan'a mikrofonumuzu uzattık. Ve bu hadisenin ne olduğunu, ne olup bittiğini, neler yaşandığını sorduk. Şimdi hazırsa bu röportajımızı izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Birkaç ay önce bir yüksek gerilim hattı geçen bir alanla ilgili uzun yıllardır verilmeyen inşaat ruhsatı, inşaat izni belediye imar komisyonunda kabul edildi ve belediye meclisinde de oylanarak geçti. Siz de belediye imar komisyonundasınız, belediye meclisindesiniz. Fakat bu geçişle alakalı, bu kararla ilgili bazı itirazlar, kabuller ve bazı evraklar üzerinde, toplantı kararları üzerinde ihtilaflar oluştu. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz biraz? Tabii ki. Bu İlk oylamaya geldiği zaman belediye meclis üyesi arkadaşımızın bununla bir ilgisi olduğunu bilmiyorduk. Normalde oylamaya gelen arsalarımız eğer birinci dereceden meclis üyelerinin yakınlığı olduğu tespit edilirse onların oylamaya katılması kanunen yasak. Hem komisyona hem meclise. Bize komisyondaki arkadaşımız bununla bir ilgisi olmadığını söylemediği için komisyona girdi. Komisyona girdikten yaklaşık birkaç gün sonra bana bir telefon geldi. İşte bu komisyona o arkadaşımızın girmemesi gerektiğini, yanlışlıkla girildiğini. Yanlışlıkla? Tabii yanlışlıkla söylendiği bu. Yani yanlışlıkla olması imkansız bir şey ama öyle denildi. Ve ben gidip ikinci tutanağa imza atmadım. Birinci yolsuzluk burada. Sizden daha doğrusu usulsüzlük. Tabii. Yani onun katılmaması gerektiği, katıldığı için yeni tutanağın hazırlanacağı, yeni raporun hazırlanacağı, o rapora da o arkadaşın imzası olmadan katılması gereken arkadaşların imzası bulunması için tekrar imza atırmam istendi. Ben de atmadım çünkü usulsüzlük. Vicdani bir şekilde rahat olmam için atmayacağımın doğru olduğunu söyledim. Daha sonra onu nasıl hallettiler bilmiyorum. Meclise geldi. Meclise geldikten sonra yine mecliste de oynamaya katılmaması gerekiyordu. Arkadaşımız mecliste de katıldı. Mecliste katılmasına rağmen meclis tutanaklarında bazı arkadaşlarımızın itirazları sonucunda katılmamış gibi gösterildi. Yine bazı arkadaşlarımız bunu şikayet edeceklerini söyleyince bu sefer o oynama hiç olmamış gibi gösterildi. Yeni bir tutanak mı hazırlandı? Tabii. Demek ki yeni tutanak hazırlandı. Çünkü o ayın oynamasına bakarsanız öyle bir oynama olmamış gözüküyor. Halbuki öyle bir oylama oldu. Oylamada kabul edildi ayrı bir şey ama oylama yapıldı. Bu arkadaşın katılmaması gerekirken katıldığı için önce katılmamış gösterildi, katıldığı halde sonra bunun üzerine de itirazlar olunca o oylama hiç olmamış gibi yeniden tutanaklar hazırlandı. Bu birinci usulsüzlük. Ondan sonra ikinci ay tekrar meclise geldi. Meclise geldi. Kabul edildi. Kabul edildiği zaman da bu inşaat alanının akıbeti kimse bilmiyordu. Sonra ortaya eski müteahhit bu işi kurcaladı. İşte şikayetlerde bulundu. Burası daha önce 7 sene boyunca ruhsat alamamış bir yer olduğunu hem kamuoyuna hem medyaya hem de işte belediyede dile getirdi. Dile getirince tabii ki biz daha kurcaladık bu işi. Gerçeğin de öyle olduğunu anladık. Hem gelirim hatının 3 TL gelirim hatının olduğunu, 5 TL gelirim hatı olduğunu, burada da satış yaptıkları zaman bile işte 3 gelirim hatı olduğunu, bunun yere gömüleceğini söylentilerin olduğu da söylendi. Bu gelirim hatlarından arkadaştan herhangi bir şey istenmedi. Ruhsat müdürüne sorduğumuzda en son ruhsat müdürlüğünde çözüleceğini söylediler. Ondan sonra itiraz sürecinde muhalefet olarak itiraz ettik. İtiraz ettikten sonra tekrar komisyona geldi.
komisyonda arkadaş katılmayacağı için arkadaşın haricinde 4 kişi katıldık. 4'ten 3 kişi itirazı, bunu özellikle söylüyorum, itirazı kabul etti. Yani oranın olmaması gerektiğini kabul ettiler. Yani bu alanda inşaat yapılması tabii, bu şekilde, bu şekilde. Evet. Bu usulle doğru olmadığını 4 üyeden 3'ü kabul etti, olmaz diye. Buna rağmen 2 gün sonra o ay o arkadaşımızın malum hastalıktan evde olduğu ve hiç tabii koronavirüsten evdeydi. O ayki hiçbir komisyon ve meclis toplantılarına girmedi. Ama her ne hikmetse 2 gün sonra bu kararı aldıktan 2 gün sonra komisyona geldiğimde komisyonda arkadaşları ikna etti gördüm. İktidar partisindeki iki evet itirazı evet oyu veren iki arkadaşı ikna etti. Onlar da red kullandı 2 gün sonra. Normalde bu da usulsüz. Bu sefer 3'e 1 itiraz reddedildi. Reddedildiği için asıl sürecine tekrar çıkmadı. Biz bu konuyla ilgili Sayın Başkanımızın yanına gittik. Süleyman Bey'e izah ettik. Yani şehirde dedikodunun döndüğünü, halbuki Süleyman Bey'in yönetiminin şeffaf olduğunu, bu şeffaflığın bozulmaması açısından buna bir netlik getirilmesini istedik. O da bize şunu söyledi. Dedi ki çevre şehirciliğe yazı yazıldığını, inceletme başlattırılmasını istediğini ve onun sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Bundan bir 15 gün geçtikten sonra oradan onayın geldiğini öğrendik. Tekrar sorduğumuzda bize oradan herhangi bir inceleme sonucu henüz gelmemiş denildi. Yani gelmedi herhalde, gelmiş gibi. İşte mi? Şimdi inceleme gelmemiş ama normal prosedürle oraya giden evrak onaylanmış, gönderilmiş. Bu da ayrı bir konu. Konunun en can alıcı noktası da oylama. İtiraza oylama yapılırken o gün divana başkanlık yapan arkadaşla beraber normalde eşit oy çıktı. Eşit çıktığı için başkanın oyu eşitlerde 2 oydur. Başkanın oyu belirler. Başkan da kabulden kullandığı için normalde o itirazın kabul olması gerekiyordu. İtirazın kabul olması? Tabii. İtirazın kabulü yönünde oy kullanmıştı. 2 gün sonra bize meclis grubundaki grubumuz, WhatsApp grubumuza gelen birinci tutanak sizde mevcut. Orada bir belediye başkan yardımcımızın ismi geçmiyordu kabul ettiği halde. Ertesi gün onun düzeltilmesi için yazı verildiğinde bu sefer kabul edilmemesi için belediyede bazı arkadaşlarımız bu sefer çekimser değil, kabul eden bir arkadaşımızı çekimsere yazıyorlar. Orada yani, ismi zikretmek istemiyorum, listelerde var. Yani itirazı kabul oy kullanan birisini, evet, itiraz kabul edilmesin diye aynen, aynen. Elinizde listeler mevcut. Belediye meclis grubunda yayınlanan listeler bunlar. Ve listeleri geçtik. Orada kime sorarsanız sorun, herkes vicdanen rahat bir şekilde söylerse bunu herkes kabul eder. Şimdi bunun da şöyle bir yanlışı var. Biz ilk günden beri, seçildiğimiz günden beri oraya kamera kurulmasını istedik. Sayın Başkanımıza 5 sefer önerge olarak sunduk. Sözlü olarak defalarca söyledik. Her seferinde yapılacak denildi. Bugün işte kamera sistemi olsaydı kimin evet, kimin hayır kullandığını izler, öğrenirdik. Bu da yasalara aykırı değil mi? Yasalara aykırı. Yasa açık ve net diyor ki kayıt altına alınmalıdır. Meclis toplantıları kayıt altına alınmalıdır. Ama gördüğümüz kadarıyla fazla da bir etkisi yokmuş mecbur olmasının. Peki Sayın Aslan, şey soruyorum. Yani bu belediye başkan yardımcısının verdiği oyun yazılmadığı evrak, evet, daha sonra sanırım bir ya da 2 gün sonra, evet, bir kez daha düzenleniyor. Aynen. Yani buradaki durum masa başında mı düzenlemişler? Onu bilmiyoruz. Biz sadece orada oylama yapılmadı. Masa üzerinde. Tabii. Hiçbir oylama yapılmadı. Çünkü o konuda da kanun açık. Bir oylama bir sefer yapılır. Oylamayı ikinci defa yaptırmazlar zaten. Ama bu evrakta sahteciliğe değil mi? Artık orasını bilmiyorum. Orasını yetkililer düşünsün. Biz o konuda yorum yapmak istemiyoruz. Çünkü 2 gün sonra söylediğim gibi siz gösterdiniz. Evraklar sizde mevcut. Evet. Oradaki kabul eden arkadaşın biri çekimsere geçmiş. Kabul eden belediye başkan yardımcımız listede
hiç ismi geçmemiş birinci oylamada. Yani birinci oylamada başkan yardımcımızın ismi yok, kabul ettiği halde ikincisi kabul eden kişinin ikinci listede başkan yardımcımızın ismi var. Normalde birinci listede kabul eden bir arkadaşımız da çekimsere geçirilmiş. Ve bunlar kağıt üzerinde yapılmış. Hiçbir oylama, hiçbir şey yok. Bu yapılan, sonradan yapılan bu kağıt üzerindeki düzenlemeyle peki ne oldu? İtiraz reddedildi. İstedikleri olmuş oldu. Yani halkın tabiriyle usulsüz diye bir imza atılmış oldu. Burada kişisel bir ranttan çıkardan usulsüzce rant elde etmekten bahsedebiliriz. Yani bizim amacımız rant veya rant değil. Bunu sorgulamak değil. Biz şunu istiyoruz. Yani 7 yıl birine verilmemişse 7 kat. Çevrede yapılan dedikodular şu yönde. Deniliyor ki AK Parti'de imar komisyonunda özellikle olan bir kişinin buraya ortak olduğu, ortak olurken bile bu sıfatla orayı aldığını. Yani nüfus ticareti. Tabii. Ondan sonra da ilk meclisten geçmesinin de bunun bir etkisi olduğunu inanıyorum. Niye? Yoksa bir vatandaş 8 sene, 7 sene, 9 sene her neyse getirmiş, 7 katı alamamış. Ondan sonra söylenen demek ki doğru ki iktidardaki bir arkadaş, encümen arkadaşımızın kanalıyla geliyor ve 7 değil. 7'ye verilmeyen usta 8 olarak veriliyor. Mükafat gibi. Yani bu açık net ortada. Biz bunu halkımızın, başkanımızın vicdanına bırakıyoruz. Biz istiyoruz ki tabii ki insanlar yerlerini değerlendirsinler, insanlar inşaatlarını yapsınlar. Hem Adıyaman kazansın, hem Adıyamanlar kazansın, hem belediyemiz kazansın. Ama bunlar yapılırken hukuk çerçevesinde herkese eşit ve adil bir şekilde yapılsın. Net bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bugün aynı alanla alakalı, yani evet, üzerinden 5 ya da 6 tane yüksek gerilim hattı geçen bir alanla alakalı. Ben size Devdeniz'e başvursam, bir de mevcut imar komisyonundaki müteahhit başvursa, aramızda kabul ve red anlamında net olarak soruyorum. Benim işim yapılır mı, onaylanır mı? Yoksa mutlaka öyle bir durum mu olmasın? Kafarada şu var. İnsanların rahatsız olduğu, 8 sene niye verilmedi? Şimdi niye verildi? Biz de diyoruz ki arkadaştan yazılı açıklama gelmeden, herhangi bir yazı istenmeden, görüş istenmeden bunu verebiliyorlarsa demek ki sizin söylediğiniz gibi iktidar partisinin encümeniyle vatandaşın arasında çok fark var. Normal bir vatandaş olsaydı sizin sorduğunuz gibi prosedürlerin hepsi yerine gelmeden, yazışmalar olmadan kimse oraya izin vermezdi. Ha buna da yetkililer kusura bakmasınlar. Çünkü biz yetkililerle, Sayın Belediye Başkanımızla, Sayın Belediye Başkan Yardımcımızla, imardaki arkadaşlarla bu konuyu çok konuştuk. Belediye Başkanımız adil, görüyoruz, teşekkür ediyoruz ama şu eksikliğimiz var. Belediye Başkanımız bildiğiniz gibi doktor. Teknik konuları bilecek bir insan değil. Belediye Başkanımız ne yazık ki soracağı kişiler aynı kişiler olduğu için, onların da vereceği cevap kendi çerçevesinde olduğu için belediye başkanımızın bu konuda bir yanlışı olduğunu düşünmüyorum. Yani kasti bir şekilde belediye başkanı yaratılıyor. Aynen. Bana göre belediye başkanına doğru bilgiler verilmiyor. Ondan dolayı da belediye başkanı gereken tavrı, gereken yasakları koyamıyor. Peki sizin bu süreç bu noktaya geldi artık. Evet. Şu andan sonra muhalefet meclis üyeleri olarak ne yapacaksınız? Tavrınız ne olur? Bizim tavrımız muhalefet olduğumuz için değil. İnsani olarak bu oylamanın iptal edilmesi, bu oylamanın yeniden hiç kimseye baskı yapmadan yapılmasını istiyoruz. Eğer orası gerçekten 8 kata uyumluysa arkadaştan raporunu alsınlar. Ondan sonra şehircilikten yazımız gelsin. Ondan sonra tekrar oylamaya koyulsun. Uygunsa zaten biz de evet kullanacağız. Aksi takdirde bu yazılar istenmeden hızlı bir jet hızıyla bunlar yapılırsa demek ki bir şeyler var. Bir ikincisi, yan tarafında yol var. Tamam, yolu asfaltlamak belediyemizin işi. Hizmet görevi bu. Ama gördüğünüz gibi Adıyaman'ın özellikle ikinci ve üçüncü çevre yolunda yağmur sularının gidilmesi için Sayın Başkanımızın güzel bir çalışması vardı. Bu çalışma başlatıldı. Oradaki çukurlar, oradaki tamiratlar yapılmadan gerekli olmayan, şu anda kullanılmayan bir yol bir günde asfaltlama yapılıyor. Yani bu da projeden ötürü mü yapılıyor?
hani bu nedense bu proje oraya satış ofisi koyulduktan sonra. Peki çevre şehircilikten onay gelmeden, ruhsat gelmeden, arkadaşın yazısı gelmeden, onay alınmadan, çünkü gerçekten ciddi bir risk var orada, yüksek yerli baktığından ötürü. Satış ofisi açılıp satışa başlanması etik midir? Yani tabii biz hukuki bilmiyoruz da bence ruhsat, bildiğim kadarıyla ruhsat henüz alınmamış. Ruhsat alınmadan tabii ki orada satış ofisinin kurulması etik de değil, kanun da değil. Tabii. Yani farz edin şimdi bunlardan dolayı mahkeme açıldı. Mahkeme sürecinde mahkemeyi açan şahıs kazandı. Bu sefer satılan dairelerin mağduriyetleri olacak. Hem müteahhit mağdur olacak, hem arsa sahibi, hem de bu daireleri alan kişiler. Bundan dolayı bunun etik olması mümkün değil. Bu konuda dava açmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda arkadaşlarla istişare edeceğiz. Büyük ihtimalle belediye bu işi çözmezse belediye başkanımız dava açacağız. Evet, oldukça net ifadelerle Adıyaman Belediyesi İmar Komisyonu üyesi Sayın İmam Aslan hadiseyi anlattı. Tabii elimizde bazı evraklar var. Bunlar belediyenin tutanakları, belediye meclisinin oylama tutanakları. Bu tutanaklarda da net bir şekilde birinci tutanak, yani oylamanın kabul edildiği alanla alakalı iznin kabul edildiği tutanakta şöyle bir şart düşünmüş. Normal olan da bu. Orhan Bil, OB katılmamıştır. Yani müteahhit şahıs, aynı zamanda müteahhit olan ve belediye meclis üyesi, imar komisyonu üyesi olan şahıs katılmamış diye bir şart düşünmüş. Fakat sonra İmam Bey'in de gayet net bir şekilde ifade ettiği üzere, çünkü kendisi de imar komisyonunda, yani aynı komisyondalar. Müteahhit şahıs oylamaya katılmış. Herkes bunu görmüş. Bunu görünce tutmuşlar bu az önce gösterdiğim oylama tutanağını iptal etmişler. İptal etmişler. Ve müteahhit şahıs oylamaya katıldığı için yapılan oylama geçersiz sayılarak bu madde gündemden çıkartılmıştır diye de not edip kayıt altına almışlar. Tarihi belli. 7 Temmuz 2020. Buraya sehven 2021 yazılmış. Ayrı bir konu. İtiraz oy çokluğuyla kabul edilmiş. Ve yine İmam Aslan'ın az önceki ifadelerinde anlattığı diğer usulsüzlük, evraktaki diğer usulsüzlük. Asıl gerçekten ciddi bir sıkıntı bu. Şimdi yapılan oylamada 11 kişi, 11 belediye meclis üyesi itirazın kabulü yönünde oy kullanıyor. Sonra belediye başkan yardımcısı olan bir kişi, DS, bakıyor ki itirazın kabulü yönünde oy kullandığı halde bu listede adı yok. Diyor ki benim ismim niye yok? İşte hata olmuş, katip yazmayı unutmuş falan filan. Ve tekrar. Ama aynı anda değil, aynı gün değil. İddiaya göre 2 gün sonra. Bir iddiaya göre 1 gün sonra. Bu tutanağın yeniden düzenlenmesi sağlanıyor. Bu olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? Ve tutanak tekrar düzenlenirken belediye başkan yardımcısının ismi itirazı kabul edenler hanesine yazılırken başka bir usulsüzlük yapılarak itiraza kabul oyu vermiş başka bir şahıs da çıkartılıp çekimser kalanlar hanesine yazılıyor. Mevzuyu anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bu İmam Bey'in de ifadesiyle benim de sorum üzerine evet bu evrakta sahtecilik oluyor o zaman. Ve İmam Bey'in ifadesiyle belediye meclis üyelerine, özellikle imar komisyonundakilere geriye dönük olarak bu evrakları imzalamaları isteniyor. Patagonya'da yaşıyoruz sanki ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Yani kanun var, nizam var, usul var, erkan var. Bir şey yapılacaksa hak hukuk dairesinde yapılsın. Usulüne uygun olarak yapılsın.
Şimdi ben belediye başkanımız Sayın Süleyman Kılınç'a açık ve net bir soru sormak istiyorum. Sayın Başkanım, bu örnekte yaşandığı gibi belediyenizde, belediye meclisinde, imar komisyonunda başka herhangi bir hadise için bugüne kadar iki kez evrak düzenlendi mi? Bir evrak iptal edilip yerine masa başında başka bir evrak hazırlandı mı? Var mı bunun bir örneği? Başka hiç örneği var mı? Bu olaya özgü mü yoksa bu iş? Sayın Süleyman Kılınç, kendisiyle görüştük. Sağ olsunlar, beni çay içmeye davet ettiler. Aydınlatmak istediler konuyla ilgili. Ben de davetine icabet ettim. Çay içmeye gittim bir arkadaşımızla birlikte. Ben şahsen açık ve net olarak söylüyorum. Geçen programda söylemiştim. Kendisinin bazı icraatları sebebiyle çok ciddi anlamda destek verip alkışlıyorum. Benim desteğimin ne önemi var diyebiliriz tabii ki. Ama yürekten alkışladım ben Sayın Süleyman Kılınç'ı. Fakat bu hadisede, geçen programda söylemiştim. Sayın Başkan, eğer bu işlerden haberiniz varsa ve susuyorsanız ciddi bir problem. Haberiniz yoksa facia demiştim. O zaman daha büyük problem demiştim. Şimdi Sayın Süleyman Kılınç'a gittim, çayını içtim. Sağ olsun, beni güzel ağırladı. Allah razı olsun. Bu benim belediye başkanlığı makamına ilk gidişim. Bunu da söyleyeyim yani. İlk defa o makama gittim ben. Daha önce hiç işim olmamıştı. Olmazdı zaten. Dediler ki, yanlış bilgilerle donanmışsınız. Peki dedim, dinledim kendisini. Kendisi de beni dinlediler, nezaket gösterdiler. Bu belgeleri gösterdim. Olamaz dedim, böyle bir şey kabul edilemez dedim. Sonra dedim ki, Sayın Başkanım, bu evrakların hepsini çöpe atalım. Bu iddiaların hepsini çöpe atalım. Bu habere konu olan mevzuyu çöpe atalım. Buyurun, bu toplantıyı, bu oylamayı açın. Kim neye el kaldırmış, kim evet demiş, kim hayır demiş, kim çekimser kalmış, hep birlikte izleyelim, parmakları sayalım ve bu mevzuda biz hatalıysak bu haberi yapmayalım. Sayın Başkan dediler ki, kayıt yok. Nasıl kayıt yok? İşte yeni yere geçildiği için şu an kamera kaydı yok. Ama olmaz. 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 Yani ben kötü niyetli olabilirim. Belediye başkanımızı buradan vurmak istiyor olabilirim. Belediye meclisindeki insanlar, tenzih ediyorum, art niyetli olabilirler. Her şey olabilir ya. Belediye meclisinde bir saldırı olabilir. Her şey olabilir, kavga çıkabilir vesaire vesaire. Kayıt olmak zorunda ya. Olmak zorunda, bu yasal bir zorunluluk zaten. Şimdi bu meselenin her tarafında yamukluk var. Her tarafında yamukluk var. Sayın Başkan'a sorduk, dedik ki, Başkanım, çevre şehirciliğe yazı yazmışsınız bu mevzuyla ilgili. Bunu bir inceleyin demişsiniz. Dedi ki, doğru. Hemen sağ olsunlar, yanımızda aradılar. Müdür Bey'le görüştüler, hatta megafonu açtılar biz de duyalım diye. Gayet net bir şekilde bu mevzunun bir an önce sonuçlandırılmasını istediler. Bu incelemenin bitmesini istediler. Teşekkür ediyorum kendilerine bir kez daha. Ve ben kendilerine şunu sordum. Sayın Başkan, çevre şehircilikten bu konuyla alakalı bir sıkıntı var diye yaptırdığınız inceleme sonuçlanmadan bu insanlar nasıl olabilir de o alana bir satış ofisi kurabilirler, billboardlara çıkabilirler, insanları satış için, satın almak için davet edebilirler, burada oluşabilecek mağduriyetler nasıl önlenecek? Oldu da bu iş olmadı, bu inşaat izni iptal edildi ya da tekrar oylanacak, bilmiyoruz yani. Belki tekrar oylanacak ve tekrar izin verilecek meclisteki meclis üyeleri, kabul edecekler ama olmama ihtimali de var. Peki oluşacak mağduriyetleri kim önleyecek? Sizin burada bir sorumluluğunuz var. Sayın Belediye Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. Çok nazik bir şekilde bizi ağırladılar, bilgilendirdiler, gerekli kişilerle bizi görüştürdüler. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve biz de kendilerine elimizdeki bilgileri aktardık. Buradan da tekrar söylüyorum. Efendim, bu evraklar gösteriyor ki, bu tutanaklar gösteriyor ki bu işte bir yamukluk var. Biz de Sayın Süleyman Kılınç'ı, Adıyaman Belediye Başkanımızı bu yamuk işlerden uzak ve temizlenmek üzere, tekrar görüşülmek üzere davet ediyoruz. Uzak durmaya davet ediyoruz. Yani yanlış yapıyorsak, yanlış bilgilerle donandıysak,
bu evraklar sahteyse, belediye meclisinde böyle tutanaklar yoksa, ki bunların hepsi belediye meclisi tutanakları, bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz. Hak kaybı yaşanmasın. Oradaki alan sahibinin, arsa sahibinin ve müteahhitlik işlemi yapan insanların kazandıracakları iş hacminin, pek çok insan bu işten, bir inşaattan pek çok sektör faydalanır. Çok insan çalışır, ekmek götürecekler evlerine. Ama her şey temiz olsun, kitabi olsun, usulüne uygun olsun. Yani burada yüksek gerilim hattının iddiaya göre bu alandan arsa satın almak için görüşmeye gidenlere, ifadelerine göre 5 ay sonra bu tellerin kalkacağı, yüksek gerilimin kalkacağı söyleniyormuş. Abi o zaman o teller kalktığı zaman inşaatınızı yapın. Ya da AKEDEŞ'in yazısını gösterin. Evet biz şu tarihte bu telleri kaldıracağız kardeşim diye. Siz insanların sağlığıyla oynayamazsınız. Tamam para kazanın. Al, ananızın ak sütü gibi helal para kazanın. Kimse buna itiraz etmiyor. Kimsenin böyle bir derdi yok. Ama insan sağlığıyla oynamayın. Risk. Burada risk var. Ve tabii ki bir de hak var. Bundan önceki insanlara verilmemiş bir hak, şimdi sırf hükümetten yana belediyenin kendi partisinden olan bir meclis üyesi müteahhit tarafından getirildiği için onaylanıyorsa, üstelik de Sayın İmam Aslan'ın ifadesiyle ödül verilir gibi bir kat da arttırılarak onaylanıyorsa, burada bir sıkıntı var, bir şüphe var, bir soru işareti var. Biz tertemiz belediye başkanımız Sayın Süleyman Kılınç'ın soru işaretleri olsun istemiyoruz etrafında. Ben Sayın Süleyman Kılınç'ın gereğini yapacağını düşünüyorum. Peki gereği ne? Ne yapacaklar? Nasıl olacak bu iş? Muhtemelen mecliste tekrar görüşülecektir. Çünkü Sayın İmam Aslan, kendisi gibi başka kişilerin de bu mevzuyla alakalı yargı yoluna gideceklerinden bahsetti. Yani eğer, şunu söylediler hatta, Sayın Süleyman Kılıç bu meseleyi çözmezse nasıl çözülecek? İşte belki iptal edilecek, tekrar görüşülecek, ayrıntılar ortaya koyulacak. İşte Çevre Şehircilik'in yazısı gelecek, AKEDEŞ'in raporu gelecek, bakılacak. Burada bir mahsur yok. Mahsur yoksa o zaman onaylanacak. Ama mahsur varsa işte bu da ortaya çıkmış olacak. Mevzu bu. Evet, Adıyaman Belediyesi İmar Komisyonu'nda bir usulsüzlük, bir yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun, bu usulsüzlüğün belediye başkanımız, belediye başkan yardımcımız, belediye meclis üyelerimiz eliyle çözülmesini bekliyoruz. Çözülmediği takdirde zaten bunu dava yoluyla çözme yoluna gidecek bazı yine meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri. Ve bundan sonraki görüşmelerde de umarız ki böyle evrakta tahrifatlar yapılmasın. Ve bundan sonraki görüşmeler de kayıt altına alınsın. Kamera kaydı olmaması kabul edilir bir şey değil. Yani hiçbir şey yapılamıyorsa Mercan TV'den rica edilir, gelinir, oturumlar çekilir. Yani bu kadar zor bir şey değil. Bunun için Mercan TV'nin çok ciddi bir teknik altyapısı var. Bu da olabilir. Ama gerek yok, buna da gerek yok yani. Kameraları koyarsınız. Bütün belediyeler nasıl çalışıyorsa çalışırsınız. Akıl öğretecek halimiz yok, haddimiz değil, vazifemiz değil, bildiğimiz iş değil. Bilmediğimiz işte de çok fazla konuşmayalım. O kısımlar teknik kısımlar. Mutlaka bunun bir yolu vardır, yolu yordamı vardır. Belediyeciler bu işi biliyorlardır. Ama şunu da fark ettik ki kayıt yok. Kayıt olmaması da hiç böyle ufak bir iş değil yani. Burada çok ciddi soru işaretleri var. Son günlerde özellikle çok ciddi çalışmalarını gördüğümüz Adıyaman Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Sayın Süleyman Kılınç'ın bu mevzuda ki soru işaretlerinden arınmasını bekliyoruz. Biz Belediye Başkanımıza ve Adıyaman Belediyesi'nin kıymetli meclis üyelerine buradaki şaibeyi yakıştıramıyoruz. İnşallah kısa zamanda çözülür bu mesele. Efendim. Evet, oyun içinde. Oyun gibi bir şey oldu bu yani birazcık. Efendim, şimdi biliyorsunuz dün birkaç gündür işte bütçe görüşmeleri yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin vekilleri teker teker çıkıyorlar. Milletin vergileriyle neler yapılacağını, nerelere harcanacağını
soruyorlar, soruşturuyorlar, konuşuyorlar. Hükümet kanadı çıkıyor, diyor ki işte biz bunu böyle 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 harcayacağız. Her bakanlık kendi bütçesini savunuyor. Tabii ki muhalefet de her bakanlığın bütçesiyle ilgili konuşmalar yapıyor, görüşlerini beyan ediyor. Dün ilginç bir konuşma yaşandı. Herkesin ve tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Biliyorsunuz Sayın Süleyman Soylu. Sayın Süleyman Soylu hepimizin, yani kendisinin de orada yaptığı bir şey vardı. Oh, oh dedi. Vallahi benim yüreğimi soğuttu. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi buradan Muhammed Özalp'a, Besni'deki kardeşlerimize, Besni'deki izleyicilerimize de selam olsun. Sağ olsunlar, mesaj göndermişler. Efendim, yani şimdi 2009-2014 yılları arasında biliyorsunuz bu ülkede açılım süreci, çözüm süreci diye bir ihanet projesi hayata geçirilmişti. Ve sonucunda da hendekler kazılmış. Bazı kentlerde mahkemelerini kuran, işte inzibat tedbirleri alan, kolluk kuvvetleri oluşturan bir nevi bizim toprağımızda bayrağımızı indirip yerine bir paçavra asan böyle korsan bir devletçilik oyunu oynanmıştı. 700'ün üzerinde aslan parçası bu memleketin yiğit evladı şehadet şerbeti içti. Kendi topraklarına yeniden Türk bayrağını astı. Acı bir hadise. Hepimiz bunu hatırlıyoruz. Bu ihanet sürecinde, bu çözüm sürecinde Türk milliyetçileri direnmişlerdi. Yapmayın etmeyin diye hepimiz söylemiştik. Bu işte FETÖ'cülerin de parmağı vardı. İşte hükümet de bunların oyununa geldi herhalde. Öyle düşünüyoruz. Ben açık ve net bir şekilde Sayın Süleyman Soylu'nun konuşmasını şu şekilde tanımlıyorum. Net bir tanım koymak istiyorum. Sevgili Türk milliyetçileri, Süleyman Soylu'nun dünkü konuşması sizin zaferinizdir. Sizin çözüm sürecinde, açılım ihanetinde dimdik duruşunuzun zaferidir. Hepinize helal olsun. Yoksa biz hala bu belayla uğraşıyor olacaktık. Ve buradan tıpkı Azerbaycan meselesinde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ellerini, ayaklarını öpüyorum. Bu işte nasıl bir katkı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Süleyman Soylu mecliste çıkıp aslanlar gibi kükreyebiliyorsa bunda Sayın Devlet Bahçeli'nin çok ciddi katkısı var. Dün Süleyman Soylu'nun söylediklerini de bilerek bunları söylüyorum. Hem Fethullah Gülen'e övgülerini, hem açılım sürecine övgülerini, hem İşte Türk milliyetçilerine, ülkücülere hakaretlerini de bilerek bunu söylüyorum. Önemli olan dün ne söylediklerinden ziyade bugün gelinen nokta. Bugün doğruyu bulduysak, doğru bulunduysa bunu alkışlayıp cesaretlendirmek lazım. Evet, teröriste terörist demek lazım. Türk milletinin evlatlarını şehit eden, binlercesinin uzvunu kaybetmesine sebep olan o açılım ihaneti sürecinde katkısı olanların da inşallah Türkiye'de işte bitmek üzere olan 320 küsur tane kalan terör örgütü mensupları gibi temizlenmesini tabii ki biz bekliyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Süleyman Soylu ne dedi? Bir bakalım. Bu yıl uyuşturucu suçlarında gözaltı 209 bindir. 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Tutuklu bulunanların sayısı 83.675 kişidir. Yine İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Kurumu rakamıdır. %64 azalışla 2019'da 342'ye gerilemiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözlerinin başında dün bir şehit cenazesinde olduğunu hatırlatarak Türkiye olarak bugün Kızılelma'ya yürüdüklerini belirtti. Arkasındaki destekle hem sebep olup hem de sömürdükleri Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmışlığı ve yalnızlaştırılmasıyla da mücadele ediyoruz.
örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye aracıyla terörist cenazesini kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roket atar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz artık. İspanya Batasuna'ya ne yapmışsa biz onu yapıyoruz. İspanya Yüksek Mahkemesi Batasuna'yı kapatırken demişti ki şiddetin kınanmasının reddedilmesi ve bunun diğer bütün partiler tarafından kınanırken yapılmaması terörizme örtülü bir destek anlamına gelir. Hani birileri bugün PKK'yı kınayamıyor ya, Batasuna avukatları AİM'e itiraz edince AİM de net bir cevap verdi. Dedi sayın ki milletvekilleri, tek gerekçe bu değil. Ama sayın tek gerekçe bu olsaydı bile karar doğrudur. Sözleşmeye aykırı değildir. İşte biz meseleye böyle bakıyoruz. İtalya'da olan biten bizdekinin aynısıydı. 2013'te 38, 2018'de 43, 2019'da 45 belediyenin seçimle gelmiş yöneticilerini kirli ilişkileri ağları nedeniyle İtalya'da yerine kayyum atadılar. Ne dünyadan ne muhalefetten kimsenin gıkı çıkmadı. Kimse kalkıp geçmiş olsuna gitmedi. İtalya'da belediyelere kayyum atandığını hatırlatarak Soylu hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını göstererek teröristi terörist dediklerini vurguladı. Siz sayın milletvekilleri duyamıyorum. HDP'yi biz kriminalize etmiyoruz. Etmeyiz de zaten. HDP'yi kim kriminalize ediyor biliyor musunuz? Lütfen bazen üstü örtülü açık beraber olduğunuz HDP'yi korumak için böyle bir söz söylemeyin. HDP'yi kriminalize eden PKK terör örgütünün kendisidir. Sayın milletvekilleri, bunların içerisinde Kürt de var, bunların içerisinde Alevi de var, bunların içerisinde bizim insanlarımız var. Size bir şey söyleyeceğim. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de, Aleviler de bu ülkenin çimentosudur. Çimentosudur. Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar, çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Çocuk terörist bunlar, çocuk. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunlar sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün annelerini, evlatlarını, çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuk terörist. Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında, 15 yaşında bunlar. Evet. Haberi hazırlayan arkadaşlarımız biraz kibar ve nazik davranmışlar. Asıl bomba kısımları almamışlar. Sivilleri katleden terör örgütünün, Kürt vatandaşları katleden terör örgütünün gerçek yüzünü ifşa ederken onlara meclisteki HDP sıralarına dönük olarak sarf ettiği sözleri almamışlar. Alsalardı daha güzel olurdu. Ama eminim ki herkes demiştir. Birçok farklı kanalda ve internette bunlar dolaşıyor. Ben Sayın Süleyman Soylu'nun ve AK Parti hükümetinin terörle mücadele noktasında geldikleri noktayı önemsiyorum. Geçmişteki durumlar elbette baki. Onlarla ilgili söylediklerimiz de kayıtlarda var. Bugün söylediklerimiz de kayıtlara geçsin diye konuşuyoruz. Bugün yaptıklarını alkışlıyoruz ki cesaret bulsunlar ve eski bir belediye başkanının kızı ve Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak vazifeli birisinin şu an bazı bölgelerde bazı ilginç görüşmeler yaptığına dair duyumlarımızı da şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah yeniden bir açılım saçılım saçmalığına girişilmez. Yeniden inşallah toprağımızı birilerine peşkeş çekmeye birilerine kalkışmaz. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz daim olur diyelim. Ve süremiz de azaldığı için bugünkü konularımız biraz konumuz önemliydi. İşte Adıyaman Belediyesi meselesi. Şimdi efendim son olarak şöyle bir mevzuyla bitirmek istiyorum. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit gazetesinin yazarlarından birisi. Kendileri bugün
bir beyanlarını paylaşmışlar. Kuraklığın nedeni biliyorsunuz bir kuraklık yaşanıyor birçok bölgemizde. Hani Adıyaman'da da yağmur yağıyor ama yani böyle düzenli ve ihtiyaca yetecek derecedeki bir yağmur değil bu. İnşallah artık Cuma günü yağmur duasına da çıkıldı. Tabii ki bunu eleştirenler de var, destekleyenler de var. Ayrı bir konu, belki bunu biz de konuşuruz bir ara. Efendim, Akit, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu şöyle buyurmuşlar. Kuraklığın nedeni Türkiye'de belediyeleri CHP'nin kazanması. Ben hep söylüyorum, cehaleti çok fazla hafife alıyoruz. Ve eminim ki, Türkiye'de bu kafada olan çok sayıda insan da vardır. Yani bir siyasi parti taraftarı olarak bazı şeyleri kutsayıp, bazı şeylere inanılmaz nefret edip, bunu da inanç temelinde bir yerlere bağlayıp, saçma sapan beyanatlar verebilecek kapasitede, gariplikte insanlar var. Sayın Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit yazarı, olayı başka bir level'a taşımış. CHP belediye kazandığı için, CHP'ler belediye kazandıkları için, doğru konuşalım, evet, CHP belediyeler kazandığı için kuraklık yaşıyormuş Türkiye. Abi bu kafayı düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceğiz bilmiyorum ama gerçekten çok garip bir durum bu ya. Mesela şimdi yılbaşı geliyor biliyorsunuz. Şimdi yılbaşıyla Noel'in birbirinden farkını dahi bilmeyen tipler çıkacak şimdi ortaya mesela. Çıkacaklar, paylaşımlar yapacaklar. Müslüman Noel kutlamaz. Kutlamıyorlar zaten. Kaldı ki bir peygamberin doğum gününü de kutlayabilirsin yani. Bizim dinimiz bize Hazreti İsa'yı peygamber olarak anlatıyor. Biz de buna iman ediyoruz. Peygamberler iman değil mi? Hazreti İsa'nın doğduğu gün, ya Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın doğum gününü kutluyorsun, İsa'nın doğum gününü de kutlayabilirsin. Buradaki mevzu başka tabii ki biliyorum. Yani Hristiyanlar gibi davranmamak. Eyvallah. Ama Noel'le yılbaşının ayırdığının farkında olmayan insanlar var bu ülkede. Tarihlerinin farklı olduğunu bile bilmiyorlar. Yılbaşını Noel zannediyor adam. Ama bu pankartlarla ortaya çıkan adamlar, Müslüman Noel kutlamaz diye böyle yazılarla dolaşan abiler var. Hani demokrasi meydanında falan da görüyoruz bazen. Ben bunları bir gün çıkıp da görmedim şöyle yazdıklarını ya. Müslüman rüşvet almaz. Müslüman hırsızlık yapmaz. Müslüman kul hakkına girmez. Müslüman işi ehline verir. Adamcılık yapmaz. Particilik, fırkacılık yapmaz. Bir gün görmedim ya. Çıkıp yazsanız abi, bunlarla da dolaşsanız da bir gün ortalıkta. Mevzu bu ya. Hepimizin derdi bu. Biz yetimin hakkına el uzatıldığı için, garip gureba aç hiçbir şekilde gezdiği için, gece yatağına aç girdiği için çocuklar, bu yüzden yoksulluk ve kıtlık çekiyorsak, kuraklık çekiyorsak çekiyoruz. Çünkü biz hak etmiyoruz ki Rabbimin yağmurunu. Nimetlerini hak etmiyoruz ki. Çünkü kendi üzerimize vazife olan şeyleri yapmıyoruz. Allah'ım fakirlere yardım et. Allah demeyecek mi ya? Ben seni niye yarattım? Sana bu zenginliği niye verdim? Sen niye fakire yardım etmiyorsun? Allah'ım onlara da şöyle şöyle imkanlar ver. Sen imkanını paylaşsana kardeşim. Hani infak? Müslümanlığın şiarı değil midir infak? İhtiyacından fazlasını paylaşmak zorunda değil misin? Paylaşıyor musun? Allah versin. Allah versin. Hepimize Allah akıl fikir versin. Allah hepimizin imanını tam etsin. İtikadını tam etsin. Yüreğimizi de birazcık sızlatsın. Efendim çayın, tütünün ve Müslüm Gürses'in Rabbine şükrederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.